Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün yoğun bakımdan gelen var mı? Yatıyordu da çıkan. Yok. Var da şu an burada yok. Çıktı yoğun bakımdan. Evet. Kimdi o? Bizim Demirci Muhammed abi var ya. Hayrol abi. Bizden kabul edilmesin. Peki. Yoğun bakımla mı ilgili? Yok ama yoğun bakımla alakalı. Ya işte öyle de anladım. Yoğun bakıma gireceğiz şimdi. Tamam bizi sokarız. İnşallah. Dersin son yarım saati. Yoğun bakım saat nerede? Karşımda. Şimdi fiziğin de söylediği, fizik de, ehli fen de aynı bu noktaya geldi. Kuantum fiziği denilen bir şeyle maddenin üstü açıldı. Maddenin üstü açıldı. Eskide biz mektep okurken varlığın son nihayet noktası atomdu. Öyle değil mi? Atomdu. Ondan sonra diyorlardı ki son nihayet nokta bu. Sizin anlattığınız gibi böyle bir ahiret olsaydı bir alameti olurdu. Yani bir kaçış rampası olurdu. Bir patika yolu olurdu. Böyle bir alamet gözükmüyor. Baktılar ki şu gördüğümüz mevcudat suretten ibaretmiş. Kuantum dedikleri fizikle bakın esmayı nasıl tanımlıyorlar? Esma demiyor da kuantum fiziğinde bunlar alakalı da onun için anlatıyorum. Yani şu gözüken alemin altyapısı yani demek ki burada olay bitmiyormuş. Altyapısındaki sistem daha kaos, daha sistematik, daha mükemmel, daha orijinal. Şu gözüken onun tezahürüdür ve çok ilginçtir. Esma'yı nasıl tanımlayacak? Orada her şey ama her şey bizatihi birbirleriyle alakadar. Münasebetler bize göre onların tabiriyle iletişimde. O zaman o kaos dedikleri şeyi de inkar etmiş oluyor. Yani kaos dedikleri buraya göre. Yani her şey, her şeyle alakadar. Çok tuhaftır. Büyük küçük burada. Yakın uzak burada. Güzel çirkin burada. Orada öyle bir şey yok diyor. Orası ancak değişiklik insanların nazarına göre, düşüncelerine ve niyetine göre değişiyor. Yarık deneyinde bunu şey yaptılar. Şimdi Esma ne diyordu? Esma hükmünü ne yapıyor? Her şey, bir şeyi her şeyle münasebettar ediyor. Her bir şey her şeyle alakadar. Bunu fizik söylüyor şimdi. Ve diyor ki son şeyim olsun. Şu gözüken alem gördüğünüz gibi değil. Biz eşyanın hakikatiyle varamayız, dokunamayız, göremeyiz. Biz onun sıfatlarıyla münasebet kuruyoruz. Bu surettir, kışırdır. Yoğunlaşmış enerjidir. Düşünceler de enerjidir. Hani derdik 20 sene önce benim bu kürsüde. Hep derdim, neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz ve orada oluyorsunuz. Düşünceler enerji olduğunu, güç olduğunu, Üstad kuvve-i akliye, kuvve-i gıdabiye, kuvve-i şevi, istekler yani. Bunlar enerji paketleri olduğunu. Kuvve-i akliye, neyi düşünüyorsanız kuvvedir, kuvve. Onun için bu suretten ibarettir. Böyle bir alemde İstikameti tutturmak zordur. Yani ne nereye göre nedir bilmiyoruz. Birisi gelecek, burayla orayı beraber gören bir zat ancak demesi lazım ki bu budur, bu da budur. Yoksa hiçbir zaman emin olamazsın ehli olmadıkça. Yani doğruyu bulsan bile bu sudur, içilmesi lazım.
Tamam ama kim onaylıyor? Bu işin ehli olması lazım. İnsan her türlü hadiselere muhatap oluyor, maruz oluyor. O zaman bu alemde ben çok ilim ehlinin dalalette olduğunu gördüm. Sekeratta bulundum. Bana göre tabii kaybeden birkaç kişi ehli ilmi gördü. Yani abuk subuk şeyler söyleyip benim telkinimi duymadığını da bir biliyorum. Onun için bu alemde neyin doğru, neyin yanlış ve neyin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Ancak vahiy gerekiyor. Vahiy gerekiyor. Vahiyinin de biz muhatap olamıyoruz yani. Çünkü sabahtan akşama inşaatta çalışıyoruz. Bilmem nerede çalışıyor, fabrikada. Mühendisiz bilmem neyiz. Bu konuda dirsek mi çürüttü ki dilerim? Bilmiyoruz. Ondan sonra birileri de çıkıyor böyle. Kur'an'ı inkar edecek seviyeye geliyor. Hadisi inkar ediyor. Peygamberi inkar ediyor. Ehli sünneti inkar ediyor. Öyle bir dönemden, bir süreçten geçiyoruz. Doğruluk malzemesi elimizden kayınca her şey abese gidiyor. İlmin bile şer'e hizmet ediyor. Bildiğim bir şey, ilim dalalete hizmet ediyor. Onun için biraz seçtim. Ne yapacağız? Gelişen hadiselerde Emirdağ'dan seçtim. Öyle kelime sayfaları yazdım. Nerede nasıl davranacağız bilmiyoruz. Şimdi ben onlardan okuyorum. Harici ve büyük düşmanın hücumu zamanında. Yani niye bu kademe yaptım? Sıradan zannetmeyin bunu. Şu cümlelerin, şu önermelerin, doğruluk yanlışlık şablonunun ne kadar mühim ki Müceddid'in eserinde bulunuyor. O kadar acayip ki, yani gemilerde veya uçakta, karada biraz idare edersin de, kıblename, kıbleyi gösteren, yönü gösteren pusulada bir derece saparsan, 10 kilometrede 10 metre olur. 100 kilometrede maksadından çıkarsın. Çünkü çok önemli. Çıkmamak için, hedefinden ayrılmamak için o kadar mıyım? Roket gibi. Şimdi o savaş uçakları, uçak gemileri, uçakları yapmak o kadar meziyetli değil. Onlar eski tarihteydi, demode olmuş. Üstünlük ne? Onun beynine girip hedefini sapıttırmak. Her şey bitiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Geçmiş olsun. Sistemine girdiler mi? Sistem devre dışı oluyor. İşte onu okuyorum. Harici ve büyük düşmanlar. Lütfen bunu kendimize, iç alemimizdeki duygulara, farklı farklı hislere, fikirlere. Çünkü düşüncelerinize dikkat edin, fikirlerinize dönüşür. Fikirler hisleri, hisler duyguları, duygular latifeleri, latifeler eylemlerimizi, eylemlerimiz itikadımızı, itikad da imanımızı, iman da kaderimizi oluşturur. Harici ve büyük düşmanın hücumu zamanında, harici, daire küçük düşmanlıkları bırakmak elzemdir. Bunu bilmeyince koca bir cemaat, koca bir şans çocuk gibi, paçavra gibi kenara atılıyor. Bu basit gibi ha. Ya. Şükrü. Yani böyle dev adam ama bakıyorsun ki küçülmüş. Küçülse mi? Çizgiden çıkmış. Harici ve dahili düşmanlar bak ayrı. Harici düşman olduğu zaman dahi de ne olursa olsun düşmanlıkları bırakacağız. Yoksa hücum eden büyük düşmana yardım hükmüne geçer. Birbirimize bunu yapacağız.
Bunun için Daire İslamiye'de eskiden beri tarafkirane birbirine mukabil muarız vaziyetini alan ehl-i İslam o dahili düşmanlıklarını muvakkaten unutmak maslahat-ı İslamiye muktezasıdır. Peki ne oluyor? Yapmasak duman oluruz. Koca koca adamlar, bak sesi bile kalmıyor. Çok garip. Şimdi ehl-i iman değil Müslüman kardeşiyle ölçüye bak. Şimdi bu akılla bulunca hani biraz bu bulunabilir belki ama şu zor şu anda okuyacağım. Şimdi de çoğu Müslüman kabul edemez şu anda okuyacağım. Nasıl olur ya? Diyor ki şimdi ehl-i iman değil Müslüman kardeşiyle belki Hristiyan'ın dindar ruhanileriyle ittifak etmek, medar-ı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerektir. Çünkü küfr-ü mutlak hücum ediyor. Batıl dahi olsa, yani mesela bozulmuş din, Hristiyanlık, mesela en bariz bozulma tarafı, haş-ı cismani yok Hristiyanlıkta. Hristiyanlıkta öldükten sonra ahiret ruhanidir. Yani ruhu olacak. Yahudilikte o da yok. Reenkarnasyondur. Yani öldü. Çeşitli şeylerde ölümü istemedikleri için Kur'an'da onlardan bahsediyor. Devirden devire girip böyle sonsuz ilahi nihayi gidecek. Kötülük mü yaptı onun ruhu? Hayvanın eşeğin şeyine girecek işte. Şu olacak bu olacak diye reenkarnasyon şey diyor. Şimdi bu niçin değil, birincisi ne için okudum? Düşmanımız hariçten geldiği zaman dahili meseleleri ne, medar-ı niza yapmayacağız. Niçin? Çünkü küfr-ü mutlak hücum ediyor. Yani bozuk olsa da Hristiyan'da bir tanrı var ya. Ama dinsizlikte tanrı marrı yok yani. Sonra onlar da gene bizim bir ortak tarafımız var. İsa Aleyhisselam'a inanıyor. Biz de inanıyoruz. Yani bir tarafımız var ya. O tarafta beraberiz. Çünkü küfr-ü mutlak var. Dengeyi tutturmak. Hep böyle peyderpey zikredeceğim. Dengeyi tutturmak. O kadamıyım ki, dev olsan, allame-i cihan olsan, ilim kübü olsan, ölçüyü bilmiyorsan, ölçülerin yoksa, o ilim şere hizmet eder. Batıla hizmet eder. Başka? 211'den okudum, Emir'de 2'den, şey 1'den. Sonra 206'dan okudum. Şimdi Emirdar 242'den okuyacağım. Sonra bir 15-20 dakika kala başka bir şey okuyacağım size. Çok ilginç o da. 242. Bir mesele daha var. O da çok ehemmiyetlidir. Hükmü Kur'an'a göre. Hükmü Kur'an'a göre. Bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olan Hacat-ı Zariye 4'ten 20'ye çıkmış. Bu aile yapısı bak ne yapıyor? Yani bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak Hacat-ı Zariye 4'ten 20'ye çıkmış. Bakayım ne karımız orada burada. Karımız olacak. 1. Tiryakilik zaruret haline getirmiş. 2. Görenek ve var onda müzdet olacaktı. İhtiyaç olmuş. Onda olması, bende de ihtiyaç olmuş. Oysa o kadar yok. Sonra ihtiyatla yani adet edilmiş, terk edemiyor. Hacat-ı gayr-ı zaruriye, hacat-ı zaruri hükmüne geçmiş. Ahirete iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zanni ile dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. Öyle bir söz söylemiyor.
Tabii ki dünya çok kalitelidir ahirete göre demiyor ama fiilen bu. Yani namazı terk edebiliyor. Veya ciddi bir dinin hükmünü terk edebiliyor. Mesela faiz haramdır diyor. Tamam inanıyor. Faiz eve giriyor. Ve orada çocuk dünyaya geliyor ve çocuk büyütüyor. Sonra da hayır bekliyor. Ya abi şöyledir böyledir. Evet. Mezheplerde bazı şeyler denmiş. Asr imamı demiş ki kavga kapısını kapatmak için banka kapılarını kapayınız. Onlardan ancak gavurlardan başka kimse şey yapmaz, istifade etmez diyor. Hatırladınız değil mi? İştahat mıdır abi? İştahat mıdır? Yok bu böyledir. Çünkü ustad diyor ki altında zarurette iştahat olmaz. Allah nas, Peygamber Aleyhisselam nas sözü var. Kur'an alem kapısında durmuştu. He? Kur'an alem kapısında durmuştu. Evet, Kur'an alem kapısında durdu. Giremezsin. Kavga kapısını kapatmak için banka kapısını kapattınız. Şakirtlerine girmeyiniz diye emreder. Girme kardeş. Faize girme. Haram Müslümana yaramaz. Sana yarıyorsa haram Müslümana yaramaz. Sonra bana gece telefon etme. Bana böyle kafir dedin deme. Öyle bir şey demedim. Haram Müslümana yaramaz. Az olsun, temiz olsun. Ama tiryakilik var. Görenek var. Alışkanlık var. Allah yardım etsin yani. Zor. Yani sen tek değilsin. Tek olsaydın, biliyorum seni. Yani kolay olurdu ama zor ya. Yani. En azından doğruyu bilelim ki dümeni tutalım yani. Yani böyle hele hissiyatla şeyse, oho sift sen mi dindarsın? Oradan başlar. Allah yardım etsin. Allah yardımcımız olsun. Amin. Çok zor. Başka bir yer okuyorum. Yani bu bilelim diye. Şimdi bu zamanda ejderhalar, ifritler hükmünde dinsizlik komitelerinin hücumları ve tahribatları zamanında müdafamda bende görünen o sinek kanadı kadar kusurları görmek, o hücum edenlere yardım hükmüne geçmektir. Arkadaşlar, şimdi ne yapıyorlar İslam'a? Ejderhalar, ifritler hükmünde. İfrit kimdir bu? Şeytanın münafıklık tarafı. Şeytan sıfatıdır. Azazildir adam. Ha? İfrit. Şeytan sıfatıdır, kendisi değil. Ha? Şimdi ifritler hükmünde dinsizlik komitelerinin, mesela şimdi kadın komitesi hakkında bir kardeş araştırmıştı. Kadınları bozmak için onun bulabildiği tam 94 tane komite varmış. Türkiye'de dernek namı altında. Yok kadın hakları, yok modayı koruma, yok bilmem aile şeyi. 94 tane. Şu anda piyasada rastladığınız kadına şiddet bilmem ne, hepsi senaryo. Bir şeyi çıkartmak için kanun devlete böyle dayatıyorlar. Ailevi yıkmak için yapılan bir senaryodur. Onlar özel seçiyorlar. İtimat edin bana. Çoğusu da neredeyse tamamına benzer. Tek tık hariç kendileri yapıyor. Bir komite var. Mesela bir moda yapacak, kadın seçiyorlar, iyi para veriyorlar. Senin işin şu, Şişli'den Taksim'e dolmuş da gideceksin, geleceksin otobüste. Senin de vazifen, Mecidiyeköy'den Kadıköy'e gideceksin. Senin vazifen de Büyükçekmece'den Avcılar'a dolmuş da olur. Yani böyle 100 tane mi ne insan seçiyorlar, o çıkarttıkları açıkta o modayı. Ta ki toplumun gözüne alıştır. Gerisi gelir zaten. Bunu yapıyorlar. Onun işi o. Ben sonradan çıkmıştır ama biz biliyorduk zaten ama sonradan çıkmış.
Hürriyet gazetesinin muhabirlerinin Taksim'de çarşaflı kadınların güya yürüyüşü diye çarşafa büründükleri, sonra Hürriyet'in kapısına nereden bilecekler ki başka birisi bunu çekecek? Çarşafı paramparça orada çıkarıp onu resmettikleri ortaya çıktı. Burası Türkiye. Böyle şeye rastlıyoruz. Tarih olmayacağız inşallah. Demek ki ifritler, casuslar her türlü Allah Resulü'nün zamanındaki münafıklar yok olmadı ki. Şu anda peki ne yapmaya çalışıyorlar? Size ana temayı söylüyorum. Yuvaları yıkmak. Ne yaparsanız yapın, Türkiye ve Müslümanlar bir derece yıkılmamasının sebebi ailelerin sağlam oluşundandır. Aileler ne yapılıp yapılıp yıkılması lazım. Onun için en şeyi aile kurulmaması gerekiyor. Kurulmuşsa onu sarsmak gerekiyor. Kurulmaması için resmi yolları kapatıyorlar. Şimdi bir genç evlenirsem ölünceye kadar kadına tazminat, ne diyorlar ona? Nafaka. Sanki o çalışmış veya babasından getirdiği malın yarısı. Böyle bir tuhaf tuhaf. Sanki Allah'tan daha merhametli. Ama bunun zeminini hazırlıyorlar. Bu çıkmaz. Ama çıkması için birkaç tane cımbız da seçiliyor. Yani toplumda kendileri böyle çoğusunu yapıyorlar. 94 veya 96 tane komite bu medeniyet namı altında şu anda aktif. Gaye yuva yıkmak. Almanya Avrupa'yı bitirdi. Öyle bir şey yok. Yuva denen bir şey yok. 7 seneden 17 seneden beri evliler. Beraberler, daha evlenmemişler. Evlenmeyi düşünüyorlarmış. Yeminle söylerim size. Koca 15-16 yaşında, 20 yaşında çocuğu var. Daha evlenmeyi düşünüyorlarmış. Öyle bir şey yok yani. Herkes herkeste beraber. Şimdi bu zamanda ejderhalar, ifritler hükmünde dinsizlik komitelerinin hücumları ve tahribatları zamanında müdafamda bende görünen o sinek kanadı kadar kusurları görmek, o hücum edenlere yardım hükmüne geçmektir. Evde de öyle yapacağız. Böyle namussuzluk yapmıyorsak, namussuzluk yoksa, ciddi bir evde başka bir şeyleri almak, başka bir, böyle yoksa elinizden geldiği kadar sabredin, tahammül edin. Yıkan siz olmayın. Dayak yiyin siz olun, dayak atmayın. Zulme uğrayan olun, zulüm yapmayın. Fitneyi çıkartmayın, fitneyi çıkartan karşısı olsun. Ve 10 adetten muhtaçlardan 5-6 biçareyi nurun ilaçlarında mahrum etmektir. Bu nokta için ben kendi kuvvetime, meziyetime hiç itimat etmeyerek yalnız hakikati Kur'an'ı ve onun tefsiri olan hakaiki imaniyedeki kuvvete istinaden dünyaya ilan ediyorum ki bütün dilsizler toplansalar ben onlara karşı çekinmeyerek meydan okuyorum ve başımı eğmiyor ve izzet ilmeği kırmıyor. Eğer bu bir benlik ise hiçbir cihette bana ait değil, benlik olamaz, salabet imani olur. Gurur zannediliyor öyle. Maalesef Sadat'tan bir tanesi. Birinci şuaya Said Nursi kendisine benlik, meziyet katmak için ayetleri kendisine göre tefsir ediyor, tevil ediyor demiş. Bu, başımı eğmiyorum, fiilen bu. İzzet ilmeği kırmıyorum. Eğer bu benlik ise hiçbir cedde bana ait değil ve benlik olamaz, salabet imani olur. Herkes bunu yapamaz. Ama herkes bunu işe yapabilir. Bari yapamıyorsan yapana düşman olma. Çünkü senin bu fiilin olmasa bile otomatik küfrün hesabına geçer. Bu hangi açı olursa olsun, matematik, geometri bilenler bilir. Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır? 180'dir. Şimdi iki açıyı biliyorsanız, üçüncü kesindir. Mesela aynı bunun gibi, şurada İslam düşmanı. Burada da sen, burada da bilmiyoruz kim. Bu. Bir şeyler diyor bu. Bir şeyler yapıyor.
Nasıl tanırız onu? Bu üçgen. Üçgenin iç açılarının toplamı, ikisi belli. Üçüncü çok kolay. X, Y belli, Z belli değil. Toplamı eşittir 180. O zaman bunu bulmak çok kolay. Bakacaksınız bu kime düşman? Kime düşman? Senin düşmanına düşmansa bilmezseniz bile aranızda o dostundur. Bak şimdi. Ama bu zat senin düşmanına düşman. Ama pek sevmiyoruz. Olabilir, sevmiyor. Sen bu. Buna düşman olursa kime dost oluyorsun? Şuna. Düşmanına otomatik dost hükmüne geçiyor. Böyle bir tuhaf kural işliyor. Düşmana dost olursan dostuna düşman oluyor. Şimdi bir insanın kalitesi ve bir insanın kim ve ne nece olduğunu dostuna düşmanına bakın. İddia ettiklerine değil. Yani İbrahim'i mi göremiyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam. Nemrut'a bak. Nemrut'un okuna bak der. İmam Şafii. Düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Ya. Başka yer okuyorum. Seçtim sizin için. Bunu en son okuyacağım. Konuşan yalnız hakikattir. Başlığı altında. Şimdi iyi dinleyin. Konuşan yalnız hakikattir. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki, bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır. Başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana da atılır. Bu sebep haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vaka adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya, mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan o kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete düşürür. Bu adalet ilahinin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum. 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyorum. Mahkemeden mahkemeye sürükleniyorum. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların bana atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat bunu ne için tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikat halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor, diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddet de o uğraşıyor. Beni tazyik ediyor. Türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Bana ispat ettikleri suçun aslı ve esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt olsun, ister vehim olsun, ben böyle bir suça münasebet ve alakam olmadığını kemal-i katiyette yakinen ve vicdanen biliyorum. Dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor. Hatta beni bu suçla itham edenler de biliyorlar. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, manit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım?
Bu ahval adalet ilahiye muhalif düşmez mi? Bir çeyrek asırdır bu sualin cevaplarını bulamıyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi anladım. Ben kemali teessüfle söylüyorum ki, benim suçum hizmet-i Kur'aniyemi maddi ve manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum. Allah'a binlerle şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyarımın haricinde olarak hizmet-i maniyemi maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma ve azaptan ve cehennemden kurtulmama, hatta saadet ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manialar beni men ediyordu. Bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amal-i salih ile kazanmak ve bu yolda müteveccih olmak hem meşru hakkı olduğu hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Zirza-i ilahiyeden başka fıtrı vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şey alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik imaniye, fıtrı ubudiyet bilmeyenlere ve bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muanitlere katı kanat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki, küfr-ü mutlakı ve mütemerit ve inatçı dalaleti kırsın. Herkese katı kanaat verebilsin. Bu kanaat da bu zamanda, bu şerait dahilinde, dinin hiçbir şahsi, uhrevi ve dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekte usule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüd eden deşit-i dinsizlik şahsı manevisine karşı, şahs-ı manevisine karşı çıkan bir şahıs en büyük manevi bir mertebede bulunsa yine vesveseleri bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muanidi nefsi ve enesi diyebilir ki o şahıs dehasiyle harika makamine bizi kandırdı böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a binler şükürler olsun ki 28 senedir dini siyasete alet ithamı altında kadir ilahi ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahsı adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor. Sakın diyor iman hakikatini kendi şahsına alet yapma. Ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor. Nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın, sussun. İşte nur risalelerinin büyük denizlere, büyük dalgalar gibi gönüller üzerinde usulü getirdiği heyecanın, kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değildir. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatler, aynını binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar daha beligane neşettikleri halde, yine küfr-ü mutlakı durduramıyorlar. Küfr-ü mutlakla mücadele de bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikat imaniyedir. Madem ki Nur'un hakikat ve imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir Said değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarda mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helal ettim. Adil kaderi derim ki ben senin bu şefkatli tokatına müstahak idim.
Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi ve manevi füyüzat isterimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük manevi kuvveti kaybedecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim. Her musibete katlandım. Her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat imanı her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet-i maniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi ve manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz kaldılar. Ağır ithamlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helal etmelerini isterim. Çünkü onlar bilmeyerek kader-i ilahinin sırlarına, derini tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakikat imanenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim. Ben çok hastayım. Ne yazmaya ne söylemeye takatım kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medrese-i Zehra Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Bediüzzaman'ı zehirlediler. Bundan 7 sene önce kanunların çiğnendiği, beşer haklarının çarmıha gerildiği, hürriyetlerin içe sayıldığı, şahsı arzu ve ihtirasatın kanunlardan üstün tutulduğu bir devri rezilhanede Afyon vilayetinin Emirdağ kazasına 80'lik bir ihtiyar, bir din alimi sürülüyor. Nüfus kütüğüne kaydettirilip burada ikamete mecbur ediliyor. Tek gayesi Kur'an-ı Kerim'in ahkamını tebliğ, insanları doğruya, iyiye ve namusluya sevk etmek olan bir fikir adamı nefyediliyor. Her cephesinde kan döktüğü kendi öz yurdunda Engizisyon mahkemelerinin dahi insanoğluna reva görmeyeceği zulme işkencelere tabi tutuluyor. Sakalına, bıyığına, kılık kıyafetine karışılıyor. Jandarma dipçikleri altında ölüme mahkum ediliyor. Sürgün olarak gönderildiği yerde dahi rahat bırakılmıyor. Ecdadından misafirperverliği, İhtiyarların garip ve kimsesizlerin yardımına koşmayı miras alan her Türk gibi bu kaza halkı da ilmi eserleriyle, efal ve hareketleriyle müsellem olan bir zatın yardımına koşmayı vicdani bir vazife telakki ediyor. İslam'ın ve ilmin izzet-i vakarını şerefle muhafaza etmesini bilen ve asla dünya zevkleri için mihnet kabul etmeyen bu şahsın siyasi hiçbir parti ve teşekküllüğüyle de katiyen alakası yoktur. Türkiye'de imam ve karakter sahibi her fikir adamına yapıldığı gibi bu kimsenin muhtelif defalar evi aranmış, mahkemeleri verilmiş, bütün eserleri, mektupları en ufak teferruatına varıncaya kadar müsaadere edilerek süssüz yere hapishanelerde süründürülmüştür. Evet, süssüz yere diyoruz. Çünkü vali ve kaymakamından tutunuz da karakoldaki jandarmasına varıncaya kadar ustada eza ve cefa etmek, hapishanelere de süründürmek bir vesile-i iftihar, şefin gözüne girebilmek, terfi-i makam edebilmek gibi süfli hırslarla yanıp kavrulanlar için ise bulunmaz bir fırsat olmuştur. Bu zulüm, bu işkencenin sebepleri o devrin dine karşı olan temayülünde vicdan hürriyetine ve İslamiyet'e yaptığı baskıda aramak lazımdır. Bu halin o devirde hiç de acayip olan bir tarafı yoktur. Zira o devirde memlekette dinsiz materyalist behimi hislerinin zebunu köle ruhlu bir nesil yetiştirilmek istenirken
Bu zatın kendi hayatını istihkar derecesine ortaya atılıp hürriyetle, ahlakla, imanla meşbu, hayvani isterin esiri olmayan bir gençlik istemesi ve bu uğurda çalışması elbette hoş görülmezdi. Millet haklarının çiğnenip, milyonların sırtından ahtapotlar gibi geçinmeyi şiar edinenler için korkulacak bir haldir bu. Takipler, baskılar senelerce devam etti. Onunla konuşanların, mektuplaşanların, hizmetine koşanların evleri arandığı kendileri Afyon hapishanesinde çürütülerek çoluk çocukları sokaklarda sürülmeye mahkum edildi. Onun el yazması Kur'an-ı Kerim'i ile bunun tefsiri olan Risale-i Nur parçaları birer hiyanet vatan evrakıymış gibi müsaade edilip savcılıklara devredildi. Muhakemesine mevkufen devam edilerek 20 ay süssüz yere hapishanede bırakıldım. Öyle bir an geldi ki bu vakaların ceyran ettiği Afyon hapishanesi Allah'a inanmaktan ve onun emirlerini yerine getirmekten gayrı hiçbir suçu olmayan masum vatandaşlarla dolup taştım. Onlara reva görülen zulüm, işkence şeytanları bile dehşete düşürdü, ayyuka çıktı, vahşet halini aldım. Nasıl Kudüs-ü Şerif Yahudilerin vahşetine ve peygamberlere yapılan zulümlere sahne olmuşsa, Afyon şehri de insan haklarının çiğnenip vatandaş haklarının çarmıha gerildiği ikinci bir şehir oldu. 14 Mayıs seçimleriyle çeyrek asrın diktatoryası zir zeber edilip çatır çatır yıkılırken, millet kendi mukadderatına hakim olmaktan duyduğu hudutsuz bir sevinç içerisinde bayram ediyor. 14 Mayıs'tan sonra her şeyin değişeceğini beklerken yine görüyoruz ki vali ve kaymakamlar eski alışkanlıklarına devamdalar. Tahari memurları yine konuşan 2-3 vatandaşın peşinde ve yine Bediüzzaman'ın evi tarasut altında. Öyle ki bir jandarma çavuşu bile elinde arama emri olmadan Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile müeyyet bulunan mesken masumiyetine tecavüz ediliyor ve bu cüretkar bir türlü ceza görmüyor. Yine ustadın kılık kıyafetiyle uğraşılıyor. Devri sabıkta olduğu gibi ziyaretine gelenler yine kaydedilip karakollara çağrılıyor. Kendisini milletine hasreden 80 yaşındaki ihtiyar bir din alimi öldürülmek isteniyor. Hem de Ramazan bayramı akşamı iftar yemeğine zehir konulmak suretiyle. Bu ne tahammül edilmez bir haldir. Tecrit edilmiş, daimi bir tarasut altında, kapısında bekçi o içeride ölümle baş başa bırakılıyor. Heyhat, geliniz ey ehli İslam, hep beraber ağlaşalım. Hayır hayır. Gözyaşlarıyla, feryat ile tedavisi mümkün değil bu derdin. Allah için uğraşalım. Said Nur ve talebeleri, bahtiyar bir ihtiyar, etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi bir şeye inanmışlar Allah'a. Alemlerin Rabbi olan Allah'a. Onun ulu peygamberine, onun büyük kitabına, Kur'an henüz yeni nazır olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebelerini seyrederken, insan kendini adeta asr-ı saadette hissediyor. Yüzleri nur, işleri nur, dışları nur. Said Nur ve talebelerini seyrederken, insan kendini adeta asr-ı saadette hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi huzur içindeler. Temiz, ulvi, sonsuz bir şeye bağlanmak. Her yerde hazır nazır olana, alemlerin yaratıcısına bağlanmak. O yolda yürümek, o yolun kara sevdalısı olmak. Evet, ne büyük saadet. Said Nur, 3 devir yaşamış bir ihtiyar. Gün görmüş bir ihtiyar. 3 devir. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu 3 devir büyük devrilişler, yıkılışlar, çökülüşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış. Yalnız bir adam var. O ayakta.
Şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıradağlar gibi muhkem. Bu adam üç devrin şerirlerine karşı imanlı, şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. Allah demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Başı ağrı dağa kadar dik ve mağrur. Hiçbir zalim onu eğmemiş, hiçbir zalim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade, şimşekler gibi bir zeka, işte Said Nur. Divan-ı hapler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar. Onun için kurulan idam sehpaları, sürgünler. Bu müthiş adamı, bu maneviyat adamını yolundan çevirememiş. O bunlara imanından gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Âl-i İmrân suresi ayet 139 buyuruluyor. Bu Allah kelamı sanki Said Nur'da tecelli etmiş. Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefs müdafası değildir. Büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret, zeka eseri şaheser. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayat hakkı gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrat'tır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmak gerek. O mahkemelerde mahkemeleri sürüklendi. Mahkumken bile hükmediyordu. O hapishanelerden hapishanelere atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde medrese-i Yusufi oldu. Said Nur zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve irz düşmanları bu iman abidesinin karşısında eridiler. Sanki yeniden yaratılmışlar gibi. Hepsi halim selim müminler haline, hayli vatandaşlar haline geldiler. Sizin hangi mektepleriniz, hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabilirdi, yapabilir? Bunu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, nereye sürülse etrafı saf, temiz müminler tarafından sarılıyordu. Kanunlar, yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları onu mümin kardeşlerinden bir an bile ayıramadım. Büyük mürşidin talebeleriyle arasına yığılan bu maddi kesafetler, din, aşk, iman sayesinde letafetler haline geldiler. Kör kuvvetin ölü maddenin bu tehdit ve tehditleri ruh aleminin ummanlarından büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar köy odalarından başlayarak yer yer her tarafı sardı, üniversitelerin kapılarına kadar dayandı. Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susayan, onun yoluna, onun nuruna koştular. Ustadın nur risaleleri elden ele, dilden dile, ilden ile ulaştı, dolaştı. Genç, ihtiyar, cahil, münevver, 8'inden 80'ine kadar herkes ondan bir şey aldı, onun nuruyla nurlandı. Her talebe bir makine, bir matba oldu. İman tekniğe meydan okudu. Nur risaleleri binlerce defa yazıldı, teksir edildi. Gözlerinin nuru sönmüş, iç alemlerinin ışığı sönmüş, harabiye dönmüş olan körler bu nurdan, bu ışıktan korktular. Bu aziz adamı dillerinden hiç eksik etmediler. İnkılaba layıklığa aykırı hareket ediyor diye tekrar mahkemeye verdiler. Tekrar tekrar hapishanelere attılar. Kaç kere zehirlemek istediler. Ona zehirler panzehir oldu. Zindanlar dershane. Onun nuru, Kur'an'ın nuru, Allah'ın nuru vatan sınırlarını taştı, açtı. Bütün alem İslam'ı dolaştı. Şimdi Türkiye'de her teşekkülün vatanını seven herkesin önünde hürmetle durması lazım gelen bir kuvvet vardır. Said Nur ve talebeleri. Bunların derneği yoktur, lokalı yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi, patırtısı, nutku, alayışı, mumayışı yoktur. Bu bilinmezlerin, ermişlerin,
kendini büyük bir davaya vermişlerin şuurlu, inanlı ve imanlı kalabalığıdır. Evet. Burada bitiriyorum. Şunu bir de okuyorum. Aynı yeri. Said Nur, üç deviri yaşamış bir ihtiyar, gün görmüş bir ihtiyar, üç devir, meşrutiyet, ihtiyat ve terakki, cumhuriyet. Bu üç devir büyük devrilişler, yıkılışlar, çökülüşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış yalnız bir adam var, o ayakta. Şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Bu adam üç devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. Allah demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Başı Arlı Dağ'a kadar dik ve mağrur. Hiçbir zalim onu eğememiş. Hiçbir alim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin müthiş bir irade. Şimşekler gibi bir zeka. İşte Said Nur. Divan-ı hapler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar. Onun için kurulan idam sefaları, sürgünler, bu müthiş adamı, bu maneviyat adamını yolundan çevirememiş. O bunlara imanından gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz buyruluyor. Bu Allah kelamı sanki Said Nur'da tecelli etmiş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم
أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة